Ben onu unutmam. Herkese merhaba, Selen ben. YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Eğer ilk defa bu kanalda bulunuyorsanız, dediğim gibi ismim Selen, Viyana'da yaşıyorum. Ve böyle hayatımdan çeşitli kesitleri, hayatımda yaşadığım böyle değişik tecrübeleri YouTube kanalımda paylaşıyorum. Bugün size market alışverişlerinden sonra elimize geçen bozuk paraları nasıl bütünlettiğimizi, yani bankada nasıl bütünleterek banka hesabımıza geçirdiğimizi göstereceğim. İlk Viyana'ya geldiğimde gerçekten benim için çok değişik bir tecrübeydi. Yani çok alışılagelmiş bir durum değildi ve çok da hoşuma giden bir sistem açıkçası. Bunu bugün size göstermek istiyorum. Evet, bugün cumartesi olduğu için banka kapalı ve burayı kendimiz kartımızla açıyoruz yani. Ya Avusturya'da bu bankacılık sisteminin en sevdiğim yönlerinden bir tanesi, hangi bankada kayıtlı olursanız olun, nereden isterseniz para çekebiliyorsunuz. Yani hesabınızın olduğu bankanın ATM'sini aramakla uğraşmıyorsunuz. Ve zaten Türkiye'deki gibi böyle ATM kalabalığı da yok açıkçası burada. Yani sanırım sevdiğim yanlarından bir tanesi de bu. Nerede mavi yeşil logosu görürseniz orada paranızı çekebilirsiniz. Mesela ben Erste Bank'a kayıtlıyım ama aynı zamanda gidip Banka Avusturya'nın da makinelerine gidip para çekebilirim kesinlikle. Tamamen kesintisiz olarak. Burada dikkat edilmesi gereken tek şey mavi yeşil logosu olması, yani çektiğiniz yerde. Böyle bir sistemleri var buranın. Bu arada size bir de bankanın içini göstereyim. Böyle oturma odası havasında, salon havasında bir banka. Bilgisayar falan açıkta yani, yazıcı. Çok acayip değil mi? Gördüğünüz gibi bankaya kartımıza kendimiz giriş yaptık. Çünkü bugün cumartesi olduğu için banka kapalı. Avrupa'da böyle bir sistem var. Siz hangi bankaya kayıtlıysanız o bankanın kartıyla bankanın çalışma saatleri dışında ya da hafta sonları bu şekilde girip işlemlerinizi kendiniz halledebiliyorsunuz. Bugün de söylediğim gibi cüzdanımda bulunan bozuk paraları bütünletmek istiyorum. Bunu da size göstereceğim. Evet, böyle gördüğünüz gibi yani zamanla gün içerisinde cüzdanda böyle bir sürü para birikiyor. Türk lirası da var bu arada. Gördüğünüz gibi böyle zaman içerisinde cüzdanda bir sürü bozuk para birikiyor. Yani bunları kullanmanız neredeyse mümkün değil yani. Ancak bunları bütünletmeniz gerekiyor. O yüzden ben şimdi bu makinede bunları bütünleteceğim. Önce buraya basmam gerekiyor. Evet. Şimdi kartımı buradan geçireceğim. Makine kendini hazırlıyor. Şu anda bu ses makinenin hazır olduğunu ve yani paraları atabileceğimi söylüyor. Ben bütün cüzdanımdaki paraları atacağım. Hepsi bu kadar. Evet, şimdi şuradaki kısma paraları yollayacağım. Şurada da ne kadar paranın çıktığı, yani ne kadar bozuk paramın cüzdanından çıktığını görüyorsunuz. Yani 1 sentine kadar burada saydı paraları. Şu anda artık başka param olmadığı için işlemi durdurabilirim. Toplamda cüzdanımdan 4 lira 31 sent çıkmış. Daha fazla para koyup koymak istemediğimi soruyor. Hayır diyorum. Şimdi de eğer yabancı para varsa, yani az önce görmüş olduğunuz Türk lirası gibi yabancı paralar varsa onları içerisinden ayırıyor bu makine. Evet. Evet, dediğim gibi toplamda 4 lira 31 sent varmış bozuk para olarak. Burada mesela gördüğünüz gibi her bir sentine kadar saymış. Mesela 9 tane 1 sentim varmış. 9 sent olarak hesaplamış. En altta gördüğünüz gibi 2 eurodan 1 tane varmış. Yani totalde bu bütün bozuk paraların toplamı 4 euro 31 sent. Peki benim yabancı paralarıma, yani bu Türk paralarına ya da diğer yabancı euro olmayan paralara ne oldu derseniz de onları da buradan geri veriyor. Hemen şöyle bakalım. Evet, burada neler varmış? Aa, şu 1 senti saymamış. Yanlışlık yapmış galiba. Ama onun dışında zaten Türk paralarım varmış. Biraz krom, biraz da forint var galiba. Hani hem Çek'te hem de Macar'da kullandığımız paralar var. Yani bunların dışındaki tüm benim bozuk paralarımı, yani euro olan, sent olan bozuk paralarımı makine aldı ve bunları benim normal banka hesabıma yükledi.
Evet, gördüğünüz gibi Avusturya'da bozuk paraları bütünletmek, yani direkt olarak, otomatik olarak hesabınıza yüklemek bu kadar kolay. Ben dediğim gibi ilk geldiğimde bu sisteme bayılmıştım. Çok hoşuma gitmişti gerçekten. Özellikle erkekler için çok pratik bir sistem, yani hani yanında çanta taşımayanlar için. Keza ben de zamanla alışveriş yaptıkça cüzdanım çok ağırlaşıyor yani böyle bozuk paralar yüzünden. O yüzden de sık sık bu sistemi çok severek kullanıyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yani ben 10 yıl önce Avusturya'ya geldiğimde böyle bir sistemle karşılaştığımda çok hoşuma gitmişti ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.